Trabzon'dan sonra bu kez de Ankara'da bulunan Ortaköy Mezarlığı'ndaki 19 Hristiyan'a ait mezarlık tahrip edildi. Olayla ilgili 5 genç gözaltına alınırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce tahribatın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Trabzon'dan sonra bu kez de Ankara'da bulunan Ortaköy Mezarlığı'ndaki 19 Hristiyan'a ait mezarlık tahrip edildi. Olayla ilgili 5 genç gözaltına alınırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce tahribatın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Ankara'da bulunan Ortaköy Mezarlığı'ndaki 19 Hristiyan'a ait mezarlık tahrip edildi. Mezarlarda ciddi hasarlar meydana gelirken yaşları 16-17 olduğu belirtilen 5 genç olayla ilgili gözaltına alındı. Geçen yıl kaybettiği 17 yaşındaki oğlunun mezarının tahrip edildiğini gören Olga Komstoğan, "Hangi vicdan böyle bir şeyi kabul edebilir?" diyerek yüz yüze kaldığı manzara karşısında isyan etti. "Burada benim de oğlum yatıyor. Geçen sene kaybettim. 17 yaşındaydı. Kendisiyle aynı yaşta çocuklar gelip onun mezarını tahrip edebiliyor. Hangi vicdan bunu kabul edebilir?" sözleriyle tepkisini dile getiren Komstoğan, bir mermerci aracılığıyla durumu öğrendiklerini ve çok üzüldüğünü belirtti. Konuyla ilgili harekete geçeceğini de belirten Komstoğan, "Yapanların mutlaka cezalandırılmasını istiyorum. Biz de maddi ve manevi tazminat davası açacağız." dedi. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bölgede güvenlik önlemleri alınarak tahribatın giderilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Trabzon'da da benzer bir olay yaşanmış. Santa Maria Katolik Kilisesi mezarlığına 18 Ocak'ta defnedilen Zehra Çolak adlı yurttaşın mezarı üzerindeki haç yakılmıştı.